24 saat bunu yapardım. Yavrum, yavrum. Beraber olalım mı? Olalım. Yani 24 saatte yapardım. Merak ediyorum oğlum nasıl bir şey hissettiğinizi. Yine 24 saat dinle karşı cins olsan. Bütün güzel kızları tavlardım. Piç olurdum. Vallahi 24 saatte kesinlikle zengin olurdum amına koyayım. Altıma araba çekerdim, evi vururdum, yatı katı vururdum. O amına koydum vallahi. Ne olacak 24 saatte versem ne olur, vermesem ne olur? Mezara mı götüreceğiz ama? 24 saatliğine erkek olsaydım kesinlikle ayakta işerdim. O çok farklı bir şey galiba. Yürürken işeyebiliyorlar, balkondan böyle işeyebiliyorlar falan. Ya çok fonksiyonlu olduğu için hani ilgimi çekiyor açıkçası. Denemek isterdim yani. Şimdi 24 saatliğine karşı cins olduk. Hadi onu tipi ne yapacağız? Ya tipsiz çirkin bir kezbansam ki benden öyle bir şey çıkar yani şu hal Allah aşkına. Ya onu geçtim. Herkes kendi cinsi olsun ya, neye karşı cins oluyorsunuz? Sapık mısınız ya? Hevesli misiniz böyle şeylere bilmiyorum. Efsane olmaz mı? Kesin sem çocuğu olur. Ne oluyor birader? Burada ne olur? Selam kız. Ay kendimden tiks. Bir şey olmaz ya. 24 saatten bir şey çıkma. Ona buna sataşırdım. Bir de gerçekten erkekleri anlamaya çalışırdım. Ne anlıyorsunuz erkek olmak? Şimdi anladım. Kaç saat kaldı bitmesine? 24 saatliğine ben karşı cins olsaydım kesinlikle ilk başta gece geç saatlerde ortalıkta dolaşırdım. Nasıl bir duyguymuş merak ediyorum çünkü. Ha bir de her gördüğüm kıza laf atardım. Bu duyguyu da merak ediyorum. Sürekli yaptıkları için güzel bir şey demek ki. Kesinlikle bunları yapardım ilk önce. O gece club senin, o bar benim, o kızlar senin, bu kızlar benim diye. Yani Allah acısın gerçekten. Neyse. Teyze 24 saatinde karşı cins olsan ne olurdu? Bütün kızları götürürüm. Eğer 24 saatliğine erkek olsaydım, erkeğin gücünden yararlanırdım. Gücümün yetmediği erkekleri döverdim. Kafa göz ne varsa dağıtırdım. Şiddet uygulanmışın erkekleri de dövmek isterdim. 24 saatliğine karşı cins olsan ne yapardın? Takılırdım paso. Çok zekisin ya. Neden çoğu erkek 24 saatliğine karı olsaydım verirdim diyorsunuz? Yani bunu yaparsanız eğer siz sadece kadın olarak kaşar olmazsınız. Yani sadece 24 saatliğine kaşar olmuş olmazsınız. Cinsiyeti yoksa işte bunu diyenlerin ruhu kaşardır zaten. Ciddi anlamda 24 saatliğine erkek olsam giderdim açık açık bir kıza evlenme teklifi ederdim. Hani ne bileyim ya çok... Sonra bir futbol maçına giderdim. Sonra anasının kızı olurdum. Hayatım daha kolay geçerdi. 24 saatliğine karşı cins olsam sevgilimin zihninden geçen düşünceleri öğrenmek isterdim. İşte sevgilim. Onu çok seviyorum. Ama zihindekileri bilmiyorum. Bunu her kız merak eder. Değil mi? Ben o kadar şanslıyım ki o bir günlük sünnet günüme denk gelirdi. Kesin yani. O kadar şanssız. Hatta 1-0 yeniliyor. O 1-0 şu an 1000. sıfırında falan. Neyse. Hayat güzel, eğlen, yaşa. Ayakta işerdim. 24 saatliğine karşı cins olsam... bir düşüneyim. Buldum. Bütün eski sevgililerimin yeni sevgililerine yürürdüm. Ben önce kesinlikle halı saha maçına giderdim. Hani bir bakardım bu işten ne zevk alıyorlarmış, niye bu kadar gitmek için ısrar ediyorlarmış öğrenirdim. Büyük ihtimalle sosyal medyada aşk acısı çeken kızların yanına giderim. Bir günlüğüne umut veririm. Sevdiğimi söylerim. Sonra terk ederim. Kural buydu değil mi beyler? Ayakta işerdim. Yaz seyir üstsüz gezerdim. Kim karşı cins oluyorum yani? Cins serbest değil mi? Tekmeyince ne kadar acıdım test ederdim. Yok ya bu fazla olurdu ha. Oo güzel headline. Bana bu sorular da gelin işte. 24 saatliğin erkek olsam. Düşünemiyorum. Aslında hep bunu düşünüyorum. Erkek olsam. Çok piç olurdum. Aşk falan bana göre olmaz. Vurkaç. Vurkaççı olurdum herhalde. Kesin sevişirdim. Günde farklı kadınlarla 20'şer posta atardım herhalde öyle düşünüyorum. Giderim ha. Yapardım. Sevişirdim. 24 saatliğine karşılayacağız. Muhtemelen bir kadına yaklaşmaya çalışırdım. Ve bunu bir kadının yöntemiyle yapardım.
Yani bir kadın bakış açısı. Bir erkek kadının düşünceleri. Romantizm. Karşıdan umduk. O bayağı karşı uygular. Sonucu merak ediyorum. Benim hep bir sözüm vardır. Şey derim, bende şans olsaydı zaten önümde birim olurdu diye. Yani ne bileyim, daha rahat olurdum. Baba ben gidiyorum böyle. 3'te 4'te falan eve gelirdim. Ne bileyim, kafama göre takılırdım. Antalya'nın yarısından çocuğum olurdu. Gidip hoşlandığım çocukla arkadaş olup böyle bir yerlerden konu açıp falan benim hakkında ne düşündüğünü sorardım. Böyle aptal bir şey için işte harcardım 24 saat. Başla. Önce kendimi parmağlarım, sonra kendimin resmini çekerim, sonra kendimin resmini gerçek kendime atarım, sonra 24 saat olduktan sonra gerçek kendimle bu şu an kendimiz kel. Yani o 24 saat ben bırakmazdım yani. Ortada kız bırakmazdım herhalde. Sen ne yapardın Merve? Sen ne yapardın? 24 saat hangi karıyı kaldıracağım ki ben? Sen ne yapardın? 24 saat kız olsaydın. 24 saat kız olsaydım. 24 saatliğine karşı cins olsan ne yapardın? Topuklu giyer gezerdim. Ne yapardın tekrar söyle? Topuklu giyer gezerdim. Ayşegül, 24 saat karşı cins olsan ne yapardın? Ölüme geleni indirirdim. 24 saatliğine karşı cins olsam, öncelikle hiç sevgi görmemiş ya da ilgi hissetmemiş ya da hiçbir erkekten bu zamana kadar bir erkeğin sesinden, ağzından, gözlerin içine bakarak şiir dinlememiş her kadına gider şiir okurdum ve onları öperdim. Ya bunu bir erkeğe sorduğunuz zaman tepkisi acayip komik ve tatlı olmuyor mu? Karşı cins olsan ne yapardın? Abi ben kötü yola düşerdim ya. Ben kesin orospu olurdum. Hayır, niçin bu kadar istek? Ya, oluyor mu öyle? O kadar kolay mı? Değil. 24 saatliğine karşı cins kimseye vermezdim abi. Burada ne kadar birilerine verme meraklısı bir erkek toplamı varmış. Vermiyorum lan. Vermiyorum. Vermeyeceğim. 24 saatliğine karşı cins olsaydım yemediğim bok kalmazdı. Cidden kalmazdı ama. Kızdan kıza atlardım yani, yapardım. Gerçekten kendimi biliyorum, yapardım. Ama ben çok görüyorum erkeklere. Yapmayın böyle şeyler ama ben yap. Ya şimdi böyle yaptım. Hani puki dedim. Böyle sıfatla şey yapmak istemedim bu aslında. Ben az önceki skorp için çok utandım. Köşeme çekilip ağlayacağım şimdi. 12 saatinde karşı cins olsam orospu olurdum. Saat 200 liradan 4800 lira. Ertesi gün de gider o parayı karnınıza yerdim. Ne yapacağım başka? Hayır başka ne yapacaksın ya? Para nereden geldiyse oraya gitmeli. Cami mi başlayacağız o parayı? Tövbe. Ya ben şey yapardım. Sabaha kadar gezerdim. Çünkü şu halimle akşam dışarı çıkamıyorum. Ve sabah kadar eve gelmezdim yani. Bu kadar. Cidden bu kadar. 24 saatine karşı cins olsam. Tek yapacağım şey. Özgürce ayakta işemek. Evden yere. Otobanda bile arabayı sağa çekip. Şiş. Mesela neden bir gün değil de 24 saatliğine yazdılar? Sorudan daha çok benim kafamı kurcalayan bu. Cevap vermek gerekirse. Ne bileyim ya, diyecek bir şey bulamadım ama kaldım yani, kavgaladım. Zor soru. Niye böyle oldu? Bence izledim. 24 saatliğine kadın olsam. Erkeksi lezbiyen falan öyle bir şey olurdum yani. Yine ödün vermezdim kendimden. 24 saatliğine karşı cins olsam kesin sünnet olmak isterdim. Neden? Çünkü ne zaman bir kadın işte çocuk doğurmaktan, hamilelikten bahsetse bir erkek çıkıp diyor ki biz de sünnet oluyoruz. Hangisi daha çıkıcı diye merak ediyorum. O yüzden sünnet olmak isterdim. Yemin ediyorum zora kempati kurdurdunuz bana ya burada 2 dakikada. Yolum yol değil, yok yok. Bir düşüncesi bile fena, elleri titriyor yani. Allah'ım. Erkekler hadi yine iyiyiz ne yapıyorsun? Elmasın şeyleri içer, böyle kızları getiririm. İki tane, bir tanesi kafama ovalasın, iki tanesi ellerime masaj yapsın, ayağıma muamele çeksin yani, gibi gibi şeyler yani. Muamele? Muamele, farklı işte, güzel muamele. Bol bol antidepresan alır, 24 saatin uyuyarak dolmasını beklerim. Çok şükür halimizden memnunuz. Yalnız headline bayağı denk geldi, çok beğendim bunu. Niye gözlüklüyüm diye sormayın, birazdan anlayacaksınız. Başlıyoruz. Tada! Geçen çocuklar kapıştık. Şimdi diğerleri hastanede. Ben bir gözle kurtardım. 24 saatliğine karşı cinsten olma şansım olsaydı kesinlikle şu hareketi yapmazdım. Gerçekten çok itici bir hareket. 24 saatliğine karşı cins olsaydım 24 saat boyunca trip atardım. Vallahi bilemiyorum ya. Biraz garip olacak ama ben bir travestinin yanına falan giderdim. Yanlış anlamayın. Ben onların evinin içinde çok merak ediyorum. Hani...
hayatımdaki tek merak ettiğim şey öğrendi. Onların evinin içi. Bir de orama tekme atmalarını isterdim. O acıyı da çok merak ediyorum. Ben bir gün kendime işkence çektiririm. Kızım ben seni üzerim. Seni çok seviyorum ama bir ilişkiye hazır değilim. Daha 20 yaşındayım. İlişki hayatı çok banal. Bir kişiye bağlanmak falan. Benlik şeyler değil kızım, unut beni. Sadece 24 saatin karşı cins olmuşsun, ne yapardın? Bakalım erkeklerin içinde nasıl bir kadın profil, kadınların içinde de nasıl bir erkek profil var? Sonuçta hepimiz demiyor, anam beni erkek doğursaydı, anam beni kız doğuracak. Ne yapardın? Öğlen 12'den öğlen 12'ye olsun 24 saat. Anca kendime gelirim zaten. Şu ana kadar ulan karı milleti ne kadar şanslı ya dediğim bütün hareketlerin hepsini yaparım. İşlem yapılan bütün kuyruklarla bayanım etkisiyle öne geçerim. Damsız girilmez denen her yere girerim. İnşallah tanıdığım birine denk gelmem. Gün kesinlikle burada ne vardı burada ne vardı diye biterdi yani. Bak buraya basınca bu oluyor. Buraya dokununca bu oluyor. Miip. Oraya yaklaşma. Merak ettiğin neresi varsa kurcalarsın yani. Hatta belki bozarsın, elinde kalır. Yanlış oldu, pardon. Bol bol işerdi. Çünkü onların pukileri var. Abi çok eğlenceli bir şeydi. Çok da rahat yani. Bir de çatır çutur karısı geldi. Hayatları bundan ibaret zaten. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi bunları yapardım. Yalan mı söyleyelim? Pavyona giderim. 24 saatliğine karşı cins olsam kızlara laf atardım. Oralarını buralarını eller. Onlarla yatardım. Gece eve girmeyip orada burada sabahlardım. Evde baksırla dolaşırdım. Ayakta işerdim. Ya ama şimdi o 24 saati de bayağı iyi değerlendirmek lazım. Bir kere uykuya atalım. Yemek içme falan da olmasın. O koskoca 24 saatin içine 3 halı saha 3 de Fener maçı sığdıralım. Şöyle rahat rahat maça gidelim. Böyle keyfimize göre futbol oynayalım. Mükemmel. 24 saat boyunca ayakta işerdim. Wow. Vallahi bütün kızlara yazık olurdu. 24 saatinde erkek olsaydım. Eyvah kızlara. Çünkü erkekler nasıl boşalıyor onu çok merak ediyorum ben. Kendim de bunu yaşamak isterdim. Erkek olsaydım. Bir de 31 çekerdim herhalde. Kızlara yavşardım. O duygu nasılmış onu öğrenirdim. Yani hani ne zevk kalıyorlar ondan, ne işe yarıyor? Ay çok güzel olurdu. Ben kesin işerdim. Ayakta böyle. Ben bir kere denemiştim. Çünkü olmuyor. Biz yapamıyoruz onu. İyi ki ben böyle olmuşum. Karşı cins olsam var ya. Bu halimle, kız halimle, erkek gibiysem erkek halimle düşünemiyorum bile. Şehrin yarısına verirdim, yarısına da söz verirdim amına koyayım. 24 saatliğine bir erkek olsaydım eğer, kesinlikle halı saha maçına giderdim. Bu 24 saatin bir saatini halı sahada geçirirdim. Çok eğlenceli değil mi sizce de ya? Böyle 5 dakikada arıyorlar, konuşuyorlar, saat 12'de gece maçı yapıyorlar. Çok eğlenceli. Of, akşam eve geç gelirim. Tap çocuğu olmayı denerim. Manita düşürürüm. Makyajlar, saçlar diyor. Bir tişört, bir pantolon giy. Altı da yaptırma yok. Bana erkek hayat kadar güzel bir şey yok ya. Çok kıskanıyorum, çok. 24 saatliğine karşı cins olsam. Bilmiyorum ki. Yani çok yüksek ihtimalle açıp açıp bakardım. Yani sonuçta alışılagelmiş bir şey değil bu. Ne oluyor, ne bitiyor diye açıp açıp bakardım. Bir detaylı incelerdim. Bu nasıl headline abi? Yalnız takdir ediyorum, bazı arkadaşlar bunu bekliyormuş galiba. Şunu aldırtırım, bunu aldırtırım, zengin koca bilmem ne falan filan. Oğlum kendinize gelin. Bir günlük karşınız olsak ne olurmuşuz? Ben pisuvarda işemeyi denerim açık ve net yani. Bu hangi erkek olduğuma göre değişir. Öncelikle erkek mi olacağım, adam mı olacağım? Bu da çok önemli. Kafamda yine deli sorular ama zor. İstemezdim yani. 24 saatine karşı cins olsam önüme geleni becerirdim bence. Erkek diye miyim onasını satayım? Bana bir şey olmayacak. Yani el alemin kızına da şey yapmayız ya. Giderim genele. Bir odadan çıkar öbür odaya girerim. Düşkünlüğüm için bir kızın hayatını karartmam. Kesin pavyonda konuşurdum ben. Adım da Sarı Tutku olurdu. Oh! Kardeş gelsin paralar. Aman. 24 saatinde karşı cins olsam. Valla dolandırabildiğim kadar kerizi dolandırdım herhalde ya. En çok imrendiğim noktalardan birisi o. Alo, merhabalar. Bulgaristan'dan ben ülkenize yeni geldim. Çok yardıma ihtiyacım var. Olur, olur, veririm ev olur. Yollu mu olurdum acaba? Ya şimdi ben bir erkek olsam. Abi şimdi ya merak ettiğim bazı şeyler var.
yapardım ya. Çok çok ayıp. Kulak deliğiyle başlar, burun deliğiyle son bulur. Göz çukurlarıyla fanteziler kurardım. Tabii ki yapmazdım. Karşıcins olsam futbol falan oynardım. 24 saatliğine de olsa oynardım. Ya oynardım? Oynardım. Ben gerçekten böyle bir hakka sahip olsaydım 24 saatimi erkekliğin vermiş olduğu o umursamazlıkla, o rahatlıkla, o her şeyi ben bilirim, ben yaparım, yolda gördüğüm kıza laf atarım kafasıyla yaşamamaya çalışıyordum. Erkeklik öyle olursa da yanlış biliyormuşum. Bu aynı şekilde açılan 5. headline, benzer şekilde açılan 12. headline. Niye muhalefet oluyorsun şimdi diyeceksiniz. Çünkü diğer headline'ların içeriklerini izlemeden herkes aynı şeyi söylemiş. Bence yeter artık yani. Bir dur denmeli. Ananı sikeyim. Renklere dönememedim gelecek amına kodum gibi. Halı saha maçına giderdim. İstediğim kadar yerdim. Mevzu yapardım. Kesinlikle dayak yerdim. Ama olsun. Bir de pisuarda işerdim. Çok merak ediyorum. Ben geğiremiyorum. Belki erkek olsam geğirebilirdim. Kız olduğum için neden hoşlandığımızı biliyorum. O yüzden kızlar çok şirin davranırım. 24 saatimi de onları anlamaya harcardım. Nasıl düşündüklerini hissetmeye çalışırdım. Bu toplumda nasıl yaşamaya çalıştıklarını düşünürdüm. Nasıl düşündüklerimi çalışırdım. Çalıştıklarımı nasıl düşünürdüm. Düşünmeye çalıştıklarımla düzüşürdüm. Ya çok tatlısınız. Daha hiçbir post izleme. Erkekler 24 saat verirdim diyecek. Kadınlar 24 saat sikerdim diyecek. Canım Türkiye'm. Abi bütün zengin erkeklere yanaşırdım, paralarını yerdim ya. Harbi diyorum, şu gösterip de elde etmeyenler tayfası var ya. Onlardan birisi olurdum net, bariz yani. Depolayabilmişken de bayağısını depolardım yani. Parayı depolardım. Vallahi açıkçası herhalde ben kaşar falan olurdum. 24 saat bile fazla gelir diye düşünüyorum. Kaseye çizdirmemek için öyle bir olaya girişmiyorum. İsteyen karşı cinse geçebilir 24 saatliğin. Ama asla bir kat, çünkü kendimi tanıyorum yani. Samet'le söyleşilerimize devam ediyoruz. Kanka 24 saatliğine kadın olsan ne yapardın? Vallahi 24 saatliğine kadın... Ay hiç düşünmedim kardeşim ya. 24 saatliğine kadın olsam amına koyayım. Otobana çık... Musa 24 saatliğine erkek olsan ne yapardın? Kim yapardım? Evet. Saatte 5 tane kız yapardım. Başka ne yapardım? Başka bilmiyorum. Ya beni korkutan durum şu. 24 saatliğine erkek olduğumda şayet bir daha kız olmak istemezsem. Çünkü istemem yani. İstemezdim. Niye isteyeyim ya? Erkek olmuşum. Piçliğin dibine vurur. Tam bir orospu çocuğu olurdum. Sizler gibi. Baba ben gidiyorum, bir daha gelmeyeceğim derdim, çünkü kabul ederdi. Çünkü ben bir erkeğim. Yani öyle oluyor değil mi? Öyle olmuyorsa söyleyin, çünkü ben babama hep o yüzden sinirleniyorum. Sırf kızım diye bana hiçbir şey izin vermiyorsun diyorum. Neyse. Trash olurdum. Biraz geç olacak ama sünnet olmaya giderdim. Kesin ben Sam çocuğu olurdum. Böyle elinde tesbih. Bilmem, ben kahveye giderdim herhalde bir de. Kahve ortamını merak ediyorum, anladın mı? Ve batakta yenip kankama hesabı kitlerdim çok büyük ihtimal. Merak ediyorum. Ciddiyim, ben öyle bir şey istemezdim ya. Hadi diyelim oldu. 24 saatliğine kızın birini alırdım yanıma. Seni çok seviyorum. O gün ayarlardım onu. Umutlandırırdım. Gece eğlenirdim sabaha kadar. O gece de evlilik vaatleri verirdim. Nasıl bir şey oluyormuş acaba? Sabaha kalktım da unuturdum. Üstsüz gezerdim. Arabaların arkasına atlayıp giderdim. 24 saat sürem var. Bütün erkeklere umut verirdim. Görüşmeyi de 2 gün sonraya falan ayarlardım. Umutlandırıp bırakırdım. Enes, 24 saatliğine karşı cins olsan ne yapardın? Hı? Trip atardım. Ben var ya, amına koyayım, herkese verirdim birader. Var ya, taş üstünde taş kırardım. Bir kere kafana şu skorpları üstsüz çekerdim. Ayakta işe, tüm kızlara da yavşardım. Ha bu tiplerden hoşlanmıyoruz evet, ama merak da ediyoruz. Onun dışında soyunurken de fotoğraflarımı falan çekerdim herhalde. Ya da Sam tabisi falan olurdu. Sen hayırdır? Ben çocuğu olan bir kadın olurdum. Ve bir günlüğüne de olsa annelik duygusunu yaşamak isterdim. 24 saatim var. Hemen zengin bir koca bulup evlenirdim. Koparabildiğimi koparırdım. Ev, araba, yazlık ne var? Para isterdim herhalde. Mücevher aldırtırdım. Alabildiğim kadar sömürürdüm. Nasıl olsa 24 saatliğine kadınım. Sonra beni bir daha hiç göremeyecek. Kaybedenler kulübünde şöyle bir laf vardı. Adamlığı kadınlardan öğrenecek erkekler var diye. Bir kıza çıkma teklif ederdim herhalde.
Sonra onu dünyanın en mutlu insanı yapardım bir gün bile olsa. Ne istediğini biliyorum, nelerden hoşlandığını biliyorum. Mutlu olsun. Ona da şuna buna anormal bir şekilde herkese veririm diyen tipler ortaya çıkmamış. Bu durum oldukça üzdü. Heyo! Neredesiniz ya? Alo! İlk önce yapacağım şey bir oramı buramı kurcalarım. Şöyle şöyle. Sonra fırla kuaföre. Manikür, pedikür, oje, saç. Her şey yaptır. Sonra esnaftır dolaşarak biraz sevap işlerim. Hayrına. Hayrına veririm ya. Sevabına. Abi bulduğum her yere işerdim ya. Her yere. Camdan pipimi sarkıtır işerdim yani. Gerçekten çok isterim ya. Çok isterdim pipim olmasın. Kız olayım ama pipim de olsun yani. Çok sıkıntı. Eğer 24 saatliğine karşı cins olsan kesinlikle dışarı çıkmaz. Neticede bu ülkede bayan tecavüze uğra, laf atın veya dayak yeme oranı bayağı yüksek. 24 saati evde oturarak geçirdim herhalde. Allah yardımcınız olsun ben. 24 saatliğine erkek olsaydım hepsine adamlığı öğretirdim. Hepsine demeyeyim ya. Çoğuna. Adamlığı öğretmek de bize kaldı be. Mesela benim hemen yapmak istediğim bir şey var. Ayakta işemek. Olacağın karşı cins iyi olurdu. Çünkü kendime sevişmeyi çok isterdim. Nice. Dedi. Çatır 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 verirdim. 24 saatin erkek olsa ayakta işerdim. Net. 24 saat karşısını sorsam bence sana adet olurdu. 24 saatinde kadın olsam bu şansla kesin regl dönemine gelirdi. Bütün gün karnımda sıcak su torbası, komedinin üstü yenmiş çikolata çöpleri, televizyonda romantik bir film ile yatmakla geçerdi. Kısmetsizlik böyle bir şey. Semti boş bırakmazdık evvelallah. Halı saha yapardım ama Fikirtepe'de. Fikirtepe'de olacak. Bakayım. Bir de sırf bir kız para harcamasın diye kendi cüzdanını boşaltma nasıl bir sorun anlamak için bir kıza para bayılırdım. Biz de böyle bir delikanlıyız baba. Anlatabiliyor muyum yani? Ulan çok şanslısın ben ya. 24 saatliğine karşı cins olsam kesin regli döneminin ilk gününe denk gelirdim. 24 saatliğine karşı cins olsa iyi fikir. Her yerimi kurcalarım. Neremden daha çok zevk almışsam onu aklımın bir köşesine yazarım. Normal hayatımda sevişirken onu kullanırım. Merak ediyorum abi. Ne abi? Karşı cins en çok ne hoşuma gidiyor bilmem lazım. Bence siz de bunu yapardınız. Kimse kimseye yalan söylemez. Ya bir ellerdiniz yani kendinize. Kızlara gidip ellerdim. Pandik atardım. Onunla bununla yatardım. Sonra onları çıplakken fotoğraflarını çekip onları el aleme rezil ederdim. Hiç hoş değil. Tabii bunların için bunu yapmazdım ama. Dünyanın en piç erkeği olabilir.